Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Tekin Bingöl. Buyurun Sayın Bingöl. Sayın milletvekilleri, bu topraklar çok pişkinlik gördü. Çok yüzsüzlüklerle karşılaştı. Aymazlıklar, ama hiçbir dönemde şu Kızılay'da yaşananlar kadar büyük bir yolsuzluk, usulsüzlük ve pişkinlikle ilk kez karşılaşıyoruz. Ya 45 gündür dünya alem şu Kızılay'da yaşanan olumsuzlukları çarşaf çarşaf sergiliyor. Sosyal medya yıkılıyor ama tık yok. Şimdi AK Partili arkadaşlar şöyle bir savunma geliştiriyorlar. Kızılay kamu statüsündeki bir kurum değil. Ya çok ilginç. İşinize geldiğinde barolara, meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına müdahale edebiliyorsunuz. Demokrasinin kılıcı gibi onların üzerinde her türlü ezayı, cefayı uyguluyorsunuz. Kızılay bu kadar usulsüzlüğün, ahlaksızlığın, yolsuzluğun izlendiği dönemde biz ne yapalım? Kamu kurumu değil. Devletin kurumudur. 155 yıllık bir tarihi geçmişi olan hayır kurumunu şirkete gönderdiniz. Çoluk çocuk patronluk taslıyor ve bu milletin alın teriyle, vergiyle artırdıklarını kendi yandaşlarına peşkeş çekiyorlar. Tık yok. Hiç kimse, bir büyük bir pişkinlik. Ya hiç mi siz müdahale etmek istemiyorsunuz? Bu kurumun onursal genel başkanı Sayın Erdoğan'dır. Çağırıp soracak. Müfettiş gönderecek. Ya ne oluyor, bu insanlar siyasetçi olmayanların onlarcası bu konuya müdahil oluyorlar. Ya bir hayır kurumu çadır mı satar ya Allah aşkına ya? Bir hayır kurumu yemek mi satar Allah aşkına? Konteyner mi satar Allah aşkına? Kimin malını kime satıyorsun ey Kerem Kınık? Kimin malını satıyorsun? Bu ülkenin alın teriyle yaratılan o değerleri sen kendine, çoluk çocuğuna, yandaşına peşkeş çekemezsin. Böyle bir hakkın yok. Derhal istifa et. Biraz ar damarın çatlamamışsa istifa et. Yok. Yüzsüzlük almış başını gidiyor. Ya düşünün, sadece kendisi değil. Şirketleşmiş bir patron edasıyla Kızılay yönetiliyor. Ya Kızılay yönetiliyor da yönetim anlayışı yanlış. Hadi Kerem Kınık gitti. Yerine gelecek adam ne yapacak? Bu tarz bir anlayış, bu yönetimsel bakış açısı hiçbir şey değiştirmeyecek. Ama hiç olmazsa bir yerden başlamak lazım. Kerem Kınık suçludur. Bu topraklarda suçlu ayağa kalk dendiğinde ilk kalkacaklardan birisi odur. İstifa edecek. Kızılay en azından kendine çeki düzen verecek. Biz müdahale edemiyoruz diyemezsiniz. Kerem Kınık oraya geldiğinde 650 Kızılay şubesini kapattırdı. 15 bin yandaşı getirip üye yaptı. Yeniden dizayn etti o şubeleri. Tamamlayın sözlerinizi, buyurun. Günlük gülistanlık bir değer yarattı. Oraya oturmuş saltanat sürüyor. Hangi birisini anlatalım? Ve kurulan 12 şirketin başkanı, 12 şirketin yönetim kurulu üyesi, kendisi her ay 366 bin lira asgari ücret bedeli huzur hakkı alıyor. Ben bunu alıyorum da bağışlıyorum. Alma kardeşim. Eğer bağışlayacak kadar gani gönüllüysen alma, direkt Kızılay'ın bütçesine kalsın. Peki bir tek o mu? Bütün yönetim kurulu üyeleri her dönemde üçer asgari ücret karşılığında huzur hakkı alıyorlar. Bir hayır kurumunda huzur hakkı alınmaz değerli milletvekilleri. Bu ülke topraklarında milyonlarca insan bu hayır kurumlarında bila bedel, hatta üstüne bedel de öderek kesinlikle yönetim kurulu yapabilecek yüz binlerce insan var. Ama gelmiş Kerem Kınık. Nasıl bir insan? Nasıl bu kadar korunuyor? Teşekkür ediyorum Sayın Bingöl. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Atayuslu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Çok büyük bir afet yaşadık. Dünya tarihinin en büyük depremlerinden bir tanesi.
Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza şifalar diliyorum. Bu deprem çok büyüktü. Bulgaristan'ın veya Macaristan'ın yüz ölçümü kadar ve onun her birinin nüfusu kadar bir bölgeyi etkiledi. 44 günde 20 binden fazla artçı deprem oldu ve 5 tanesi de elinin üzerinde. Bu sürecin normal olmadığını ülkemizdeki ve dünyadaki bilim adamları da söylüyor. İnşallah devlet, millet el ele yaraları saracağız. Devletimiz ilk andan itibaren tüm gücüyle depremzedelerin yardımına koştu. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, gönüllülerimiz, kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, STK'larımız bölgedeydi. Valilerimiz, kaymakamlarımız, AFAD müdürlerimiz ilk günden itibaren bölgedeydi. 35 bin kişiye ulaşan dünyanın en büyük arama kurtarma personeliyle 30 bine yakın enkazda arama kurtarma gerçekleştirildi. Ben orada görev almaya devam eden her bir kardeşimize, görevlimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yüzün üzerinde helikopter, 75 civarında uçakla on binlerce sorti yapıldı. Arama kurtarma ekipleri o bölgeye götürüldü, tahliye operasyonları gerçekleştirildi, hatta gıda yardımları da verildi. 3 milyon kişiye bugün bölgede sıcak yemek verilmeye devam ediyor günlük olarak. Sosyal marketlerde diğer ihtiyaçlar gideriliyor. 250 binin üzerinde personel bölgede görev yapıyor. AFAD'ımız, Kızılay'ımız, Aile Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız personeliyle beraber canla başla çalışıyor. Türkiye'nin tüm kapasitesi devreye alındı ve çadır tedariği yapıldı. Bugüne kadar Türkiye'den ve yurt dışından bölgeye 520 bin çadırın sevkini gerçekleştirdik ki bu çadırlarda bugün 2.2 milyon depremzede kardeşimiz kalıyor. Ayrıca 30 binden fazla konteyner altyapısıyla, elektriğiyle, kanalizasyonuyla ve diğer müştemilatıyla yerlerine kondu. Yaklaşık olarak 100 bin vatandaşımız da orada kalıyor. Değerli arkadaşlar, depremzedelerin de geriye bir dönüşü var. Yaklaşık 1 milyon depremzede kardeşimiz de bölgeye dönmüş durumda. Tabii onlar bölgeye döndükçe çadır ve konteyner ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Onları da gideriyoruz. Hemen kalıcı konutların inşaatına da başladık. Bugün 30 binden fazla kalıcı konutun inşaatı devam ediyor. İnşallah bir yıl içerisinde 400 binden fazla kalıcı konutu nasıl Van'da, İzmir'de yaptıysak burada da yapacağız. Hasar tespitler yapıldı. Esnafa destek veriliyor ve çiftçilerimize destek veriliyor. Şimdi Kızılay konusuna gelelim değerli arkadaşlar. Kızılay biliyorsunuz bizim 155 yıllık bir kuruluşumuz. Bizim merhamet elimiz. Kızılay'a son dönemlerde sistematik saldırıların olduğunu görüyoruz. Kızılay tüzüğü gereğince devletine insani hizmetlerde destek olan bir kuruluştur. Bunu 155 yıldır yapıyor. Tamamlayın sözleriniz. Yani bir kuruluştur. Bunu görmek lazım. Dünyanın her yerinde ve Türkiye'nin her yerinde insani amaçlı yardımlar yapıyor. Dezenformatik yöntemlerle Kızılay'ı töhmet altında bırakmak kimseye fayda sağlamaz. Çünkü Kızılay milli bir cemiyettir, hepimizindir. Değerli arkadaşlar, Kızılay iştirakları yalnızca bu dönemde değil. Cumhuriyet'in ilk döneminden beri var. 1950'den beri de çadır üretimini gerçekleştiriyor. Bakın, afet sürecinde vatandaşlara parayla çadır satılması söz konusu değildir. Bunun bilinmesi gerekir. Burada yapılan bir sivil toplum kuruluşu çadır alıyor, afetse de vatandaşlara AFAD koordinasyonunda bedava veriyor arkadaşlar. Vatandaşlara, depremzede vatandaşlarımıza bunların hepsi bedava bir şekilde verilmiştir. Vatandaşlara çadır satılıyormuş gibi bir algı oluşturulması yanlıştır, hatadır. Kızılay hepimizindir, AFAD hepimizindir, bu devlet kurumları hepimizindir. Lütfen bunları yıpratmayalım. Bakın bugün itibariyle... Sayın milletvekilleri, bu bir yöntem değil. Teşekkür ettim Sayın Usta. Toplantı yeter sayısı vardır. İYİ Parti grup önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmemiştir.